bilim insanları, bir gün uzaya altın yağdıran son derece güçlü bir patlamayı tetikleyebilecek, olağanüstü nadir bir yıldız sistemi keşfetti. Araştırmacılar söz konusu yıldız sisteminin oldukça nadir olduğunu ve Samanyolu'nda bunlardan sadece 10 tane bulunduğunu düşündüklerini söyledi. İki nötron yıldızının birleşmesi sonucu, meydana gelen bir kilonovayı tetiklemek için, gerekli tüm koşullara sahip olan bu sistem, klasik bir novadan 1000 kat daha parlak. Bir patlamayı meydana getirebilir. Bununla birlikte, bilimsel olarak CPD-29-2176 olarak bilinen, olağan dışı yıldız grubu Dünya'dan yaklaşık 11.400 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor ve, ilk olarak 2004 yılında uzaya fırlatılan, NASA'nın Neil Gehrel-Swift gözlemevi tarafından tespit edildi. Şili'deki Cerro Tololo Inter-Amerikan gözlemevinde bulunan, SMARTS 1,5 metrelik teleskop ile yapılan takip gözlemleri, gökbilimcilerin sistemin bir gün bir kilonova oluşturacağını teyit etmelerini sağladı. Bunun nedenini ise araştırmacıların, sistemin ultra sıyrılmış süpernova olarak bilinen, bir nötron yıldızının yanı sıra, kendisi de ultra sıyrılmış bir süpernova olma sürecinde olan, yakın yörüngede dönen büyük bir yıldız içerdiğini, görebilmeleri oluşturuyor. Kilonova, iki nötron yıldızı birleştiğinde veya bir nötron yıldızı, bir kara delikte birleştiğinde meydana gelen, astronomik olay deniliyor. Kilonova terimi ilk kez, 2010 yılında böyle bir birleşmeden kaynaklanan, elektromanyetik emisyonu tanımlamak için kullanılmıştır. Bir kilonova sırasında ışık, ısı ve elektromanyetik radyasyonun diğer formları şeklinde, büyük miktarda enerji açığa çıkıyor. Bu enerji, birleşen nesnelerden fırlatılan ve son derece yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılan, malzeme tarafından üretiliyor. Yoğun ısı ve basınç, malzemenin parlak bir şekilde parlamasına ve gama ışınlarından radyo dalgalarına kadar, geniş bir dalga boyu aralığında, radyasyon yaymasına neden oluyor. Gümüş, altın, platin ve uranyum gibi önemli elementleri büyük miktarlarda üreten, parlak bir radyoaktif ışık parlaması, bu olay esnasında ortaya çıkıyor. Samanyolu'nun en az 100 milyar yıldız içerdiğini biliyoruz. Bu olağanüstü ikili sistem aslında 10 milyarda bir rastlanan bir sistem. Bundan sonra olacak şey, iki nötron yıldızının bir tür kozmik baleye girmeden önce, yavaş yavaş birbirlerine doğru çekilmeleri ve yörünge enerjilerini yerçekimsel radyasyon şeklinde yavaş yavaş kaybetmeleridir. Nihai birleşme muhtemelen ardında gümüş ve altın gibi büyük miktarda ağır element bırakacak, bir kilonova patlamasına yol açacaktır. Öte yandan uzmanlar, söz konusu olayın gerçekleşmesinin, yani gökyüzünden altın ve gümüş gibi değerli metaller yağmasının 1 milyon yılı bulabileceğini söyledi.